buradan bir netice çıkabileceği kanaatini taşımıyorum. Ama şöyle bir önemi var. Özellikle Amerika ve Rusya Suriye üzerinde ismini koydular. Yani çünkü çerçeveyi onlar çiziyor. Bugün Suriye'de 97 ayrı terör örgütü var. Bunların tabii olmaz böyle bir şey ama yani dünya kamuoyunda da o tarzda bir takdim edilen 97 birbirinden farklı, birbirleriyle mücadele eden, savaşan örgüt var. Şimdi bunların hangisi, kim, ne yapacak, nasıl yapacak, o tabii meçhul. Ama dediğim gibi dün akşam gece yarısından sonra da dolayısıyla yani bir oradan ciddi anlık bir netice çıkabileceğini şahsen zannetmiyorum. Ama bizim açımızdan tabii üzüntü olan, üzüntü verici olan bir sonuç maalesef bu şeyde hiç bu kararların hiçbirisinde Türkiye yok. Yani 15 bin kilometreden Amerika geliyor, bilmem 5 bin kilometre öteden Rusya geliyor. Sizin 911 kilometrelik sınırınız var. Burnunuzu her işe soktunuz. Sıfır sorun dediniz ve sonuçta Suriye'de adamlar, iki tane süper güç, kendi aralarında paslaşıyorlar, anlaşıyorlar, tayin ediyorlar ve sen yoksun. Yani buna da ondan sonra diyorsunuz ki efendim bu çok bizim açımızdan dış politika, bir dışişleri bakanı var. Zaten bütün bakanlarımız Allah'lık Ali Bey. Bütün diyor Türkiye'nin diyor dış politikasını diyor bütün dünya imreniyor diyor. Yani gerçekten yani Aziz Nesin sağ olsa bence 24 saatteki hadiselerden ansiklopedi yaratır. Yani şimdi Dışişleri Bakanı bütün dünya bize imreniyormuş dış politikamız diye. Ya, yanı başında yoksun. 5 ay içinde Emevi Camii'nde Cuma namazı kılıyordum. 5 sene oldu. Cenaze namazını kılıyorsun ama. Her gün onlarca şehidiniz geliyor ve cenaze namazı kılınıyor. Dolayısıyla ben orada bir şey itibariyle bunun bir ciddi alınır bir sonuç değil. Bir pazarlık Amerika ile Rusya arasında bölgenin pazarlığının bir ara vermesi olarak görüyorum. Kaldı ki bakın orada da bir başka bir şey. Rusya ve Amerika'nın anlaşmasında terör örgütü nitelemesi yaptığı El Nusra ve IŞİD'de ateşkes olmayacak. Yani onlara operasyonlar devam edecek. Şimdi demin sizin sorduğunuz soruda da El Nusra meselesi vardı. Şimdi El Nusra ile ilgili iki tane belge getirdim. Yani arz eden arkadaşlara da fotokopisini vereceğim. Daha önce de ben bunu kamuoyuyla paylaştım da. Yani El Nusra'yı siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, mücahit olarak niteliyorsunuz. Terör örgütü olarak nitelemiyorsunuz. Şimdi bu bir defa çok fecaat bir şey. El Nusra terör örgütü Birleşmiş Milletler'in terör örgütü listesinde var. Amerikan Kongresi'nin listesinde var. Yani Birleşmiş Milletler'in listesinde terör örgütü tanımlaması yapılan bir örgüt, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda iş başında olan iktidarı tarafından mücahit nitelemesi yapılıyor. Yani ne demek? Ya bunlar dini savunuyor. İyi insanlar. Şimdi ben getirdim onlarla ilgili de şey. Sizlere de paylaşacağım. Yani bakın mesela tarih vereyim. 15 Mart 2013 tarihinde İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'nın o zaman o tarihte Muammer Güler imzasıyla Hatay Valiliğine gizli gönderdiği resmi yazı. Şimdi bu yazıda işte diyor şu tarihi genel plan diyor. El Nusra mücahitlerinin ilinizde kamu tesislerinde barındırılması, güvenliklerinin sağlanması,
iaşelerinin temin edilmesi ve güvenlikli bir biçimde sınırdan karşı tarafa geçmelerini temin ediliyor. Belge bu. Şimdi siz yani bu belgeye göre Birleşmiş Milletler'in terör listesinde yer almış olan El-Nusra'yı mücahit tanımlıyorsunuz. Yani dini savunan, işte yurtsever, terör örgütü filan değil, bir şey tanımlama getiriyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı makamında oturan zatın daha 3-4 gün önce muhtarlarla, o sık sık biliyorsunuz muhtarlarla şey yapıyor, yani toplantılar. Orada yaptığı şeyde de yine burada yani dilinin sürtmesi diyeceğim. Ama aklının içindeki insanlar bazen sakladıkları onun esiri olur. E diyor siz diyor IŞİD'e diyor terör örgütü dediniz. E peki diyor işte burada var. Yani siz şimdi diyor niye diyor El-Nusra'ya kötü diyorsunuz diyor. Yani şimdi IŞİD'e kötü diyorsunuz. Tamam da diyor. El-Nusra da diyor IŞİD'le savaşıyor. Şimdi ona niye kötü diyorsunuz diyor. Yani inanılmaz bir şey. Ve şimdi işte Suriye'de en son Amerika ile Rusya'nın aldığı kararda IŞİD ve El-Nusra terör örgütlerine karşı ateşkes yok. Operasyonlar aynen devam edecek. Şimdi bu tabii çok önemli bir şey. Aynı şey YPG konusunda Ankara'da biliyorsunuz maalesef 29 tane bir yarısına yakını asker, diğerleri de orada çalışan, Milli Savunma Bakanlığı'nda personel orada çalışan, bir iki tane de yoldan geçen galiba. Yani arabanın içinde işte patlıyor yan tarafta filan. Bu 29 tane şehidimizle ilgili gelişmelere baktığınız vakit burada da Türk hükümetinin AKP iktidarının çok büyük çelişkileri ve zafiyetlerin ötesinde çelişkileri var. Dünya kamuoyunun nezdinde, dünya ülkeleri nezdinde Türkiye'yi zora sokan açıklamaları var. Ve siz orada da diyorsunuz ki YPG mesela Cumhurbaşkanı söylüyor. Dostsan diyor PYD'ye neden diyor YPG'ye diyor terörist demiyorsun diyor. Yani ey Amerika, ey Rusya, ey Birleşmiş Milletler, ey efendim Avrupa Birliği, kim kaldı? Bir Eskimo'lar kaldı söyleyeyim. Herkese söylüyor. Peki PYD'ye, YPG'ye niye terör örgütü demiyorsun diyor. Kesinlikle YPG'de, PYD'de terör örgütüdür. PKK'nın uzantısıdır. Hiç burada Cumhurbaşkanlığıyla ayrı bir düşündüğümüz bir şey yok. Ama birileri o zaman Cumhurbaşkanlığı işletiyor. Cumhurbaşkanı makamında oturan zat ve Davutoğlu da aynısını söylüyor. Ben tabii Davutoğlu'na çok bayılıyorum. Yani o. Yani hakikaten yani kendini başbakan zannediyor. Ben onun için çok yani şimdi Kobani'deki kardeşlerimi alnından öpüyorum diyen başbakan. Kobani'deki yani kim bu Kobani'dekiler? İşte PYD, YPG. Ve sen bunu alnından öpüyorsun adam, senin alnından geliyor Ankara'nın göbeğinde öpüyor. Ondan sonra da diyorsun ki ey Amerika, ey Rusya filan. Bakın şimdi Kobani'deki o çatışmalar sırasında tarih vereyim. 22 Ekim 2014 Tayyip Erdoğan'ın lafı var. PYD'ye diyor Urfa üzerinden destek gönderilmesini ben talep ettim. Cumhurbaşkanı diyor. Ben talep ettim diyor. Yani sen terör örgütüne, şimdi terör örgütü diye bütün Amerika'ya, Rusya'ya yedi düvele dümdüz ediyorsun. Oradan ağır silahlarla hem de PKK paçavralarıyla, Barzani'nin paçavralarıyla ve Biji Obama filan getirdiği uluslararası camiada getirdiği sonuç bu. Aman diyor, Türkiye ise
AKP'nin iktidarı oradaysa yani bunun ciddiye alınacak bir tarafı yok. E şimdi bak YPG ile ilgili de bir belge, onu da size vereceğim fotokopisini isteyen arkadaşlar. Şimdi YPG terör örgütü. Tabii işte. Şimdi zaten Ankara'daki şey onların tabii hepsi takmak uydurdular. Hepsi PKK. Hepsi terör örgütü. Ne olacak yani şimdi? Ali Veli, Veli Ali. Hepsi şey. Orada bir şey yok. Ama şimdi Cumhurbaşkanı, Başbakan diyor ki YPG diyor terör örgütüdür diyor. Ey Amerika, ey Rusya, siz bu PYD'yi, YPG'yi niye terör örgütü diyor tanımlamıyorsunuz diyor. Çok güzel. Doğru. Doğru da şimdi bu belgeye ne diyeceğiz ama? Bu da bir doğru. Devletin resmi belgesi. Gaziantep'te 6 kişi YPG üyesi olduklarından dolayı yargılanıyor. Terör örgütü üyesi. Bu terör örgütü üyelerinin avukatları mahkemeye de talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi terör listesinde var mı yok mu bunların sorulması. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi resmi yazı yazıyor. İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı buna bakın şurada gözlüğü unuttuğum için burada şey var. Yok. Şurada çıkardığım şey var. Tamam. 8 Eylül 2015. Bakın daha yeni. Yok tamam. Evet. Daha yeni. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 6 ay önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne resmi yazı yazıyor. Ve sonuçta diyor ki tarihler var, sayılar var vesaire onları okumuyorum. PEJAK ve YPG isimli örgütlerin terör listesinde isimleri yoktur. İçişleri Bakanı. Şu andaki. Şu andakini de çok seviyorum. Ve oturmuş. Orada 29 kişi hayatını kaybediyor. Kınıyorum buna diyor. Babaannem de benim kınadı. Yani inanılmaz bir şey. Ve bu diyor memleketimize karşı yapılmış bir saldırı. Allah Allah. Küba'ya karşı mı yapıldı lan? Yani başka bir şey değil. Şimdi şu belge şunun altında bugünkü İçişleri Bakanlığı var. Bu belge demin gösterdiğim El-Nusra'ya ilgili belgeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'nın resmi belgeleri. Şimdi ben de diyorum ki bunun üzerine ey başbakanlık makamında oturan zat, ey cumhurbaşkanlığı makamında oturan zat, siz mi yalan söylüyorsunuz yoksa senin orada atadığınız İçişleri Bakanı mı yalan söylüyor? Bir, siz yalan söylemeyeceğinize göre haşa, o zaman bu İçişleri Bakanı'nı orada niye tutuyorsunuz? Bu İçişleri Bakanı terör örgütü listesinde yoktur diyor. Siz vardır diyorsunuz. Bu İçişleri Bakanı'nı hemen alın orada. Adam zaten oturduğu evde tweet atıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Üzüntü, kınıyorum diyor vesaire. Evden tweet atsın. Şimdi bunları yan yana getirdiğimiz vakit Türkiye gerçekten yönetilmesini filan artık tartışılacak bir tarafı da kalmadı. Bir başka bir şey, bunlar yine bu konularla ilgili. Demin de işte ifade etmeye çalıştım. Öyle ilginç gelişmeler oluyor ki bakıyorsunuz, yani işte demin söyledim mesela. Bak, Ahmet Davutoğlu. Vallahi bayılıyorum bu adam. Kendini 23 tane çocuğu gibi hep gülüyor. Bilmem ne. Arada bir hiddetleniyor hani ustadan. O da bağırıp çağırıyor ya, senin boyun 1.20 abi yapma, gözünü seviyor, o uzun adam. Yani onun heybetinin yanında senin esamen okunmaz.
bizden habersiz diyor, Orta Doğu'da yaprak kıpırdamaz. Bayılıyorum. Kıpırdamıyor hakikaten. Kıpırdamıyor. Yaprak kıpırdamıyor. Kıpırdamaz. İşte bak burnunun yanında, burnunun dibinde 911 kilometrelik sınırın olan ülkede Amerika, Rusya binlerce kilometreden geliyor. Sen burnunu uzatamıyorsun. Senin uçağın gitmiyor. Niye? Amerika'nın oyununa geldi. Bile bile Rusya'yı düşman ilan etti. Bile bile. Rusya'nın karşısında Anayasa Mahkemesi yine bireysel başvuru hakkını kabul ederek onlara da bir anayasa ihlali olduğu kararını vermişti. Şimdi gazeteci olan bu iki arkadaşımızın tabii bu kararla serbest kalmaları daha memnuniyet duyuyoruz. Mutluluk duyuyoruz. Çünkü bir gazeteci, ben şimdi hem gazeteci kimliğim var hem siyasi kimliğim var. Bir gazeteci yazdığı yazıdan yani kendi yazdığı yazı da değil. Yani bütün dünyanın bildiği gerçekleri orada gazeteye yayınlanmasından ibaret. Yani onu redekte etmiş. Şimdi bundan dolayı siz birine ağırlaştırılmış müebbet, öbürüne müebbet istiyorsunuz ve içeri tıkıyorsunuz. Ve şimdi Anayasa Mahkemesi'nin oy çokluğuyla 12'ye 3 karşılık itibariyle oy çokluğuyla verdiği bu karar aslında geç de olsa hani Türkiye'de hala adaletin kırıntılarının varlığını göstermesi bakımından memnuniyet verici. Bu arkadaşlarımızla da geçmiş olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz ama bundan ibaret değil. Yani bu Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdi deyince bundan sonra da hiç olmayacak tarzında değil. Çünkü bununla ilgili hemen Cumhurbaşkanlığı'nın genel sekreterinin dün yaptığı yorum, AKP'li bazı yöneticilerin yaptığı yorumlar bundan büyük üzüntü duyduklarını ortaya koyuyor. Daha önce de yine aynı şahıslar, aynı yandaş medya Ergenekon davasında da yazıyorlar, çiziyorlardı. Kumpas dediğimiz silahlı kuvvetlerin tasfiye davalarında da bunlar neler yazıyorlardı. Ama tabii ki şimdi ilginç bir şey, hepsi döndü. Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne burada kumpaslar kurulduydu filan, FETÖ'cüler. 12 sene birlikte yattınız, kalktınız, yediniz, içtiniz. O zaman muhterem hoca efendiydi. Sonra FETÖ terör örgütü oldu. O da tabii işin ayrı garip cümlesi.